bugüne kadar gittiğim köylerde o sütten nasıl yoğurt oluyor, ondan sonra nasıl ayran oluyor, yoğurttan sonra nasıl kesik oluyor diye hep merak ettim. Teyzelerim anlattı. O yüzden bugün size evde kalan yoğurttan kesik edeceğim. Ocağımızı yakmamız lazım. Evet, ocağımızı yaktık. Bakın, evde kalan yoğurt. Telep olmasın diye hep bununla. Gördüğünüz gibi ocağa koyduk. Tuz, göz kararı. Bakın, böyle tuzu ben şöyle atmayı seviyorum. Göz kararı, çok da fazla yapmamak gerekir. Biraz daha şöyle tuzumuzu koyduk. Evet. Ondan sonra biraz daha mı koysam? Biraz da su koyacağız. Bakın, bir bardak göz kararı koyacağız. Kepçe yardımıyla kaşıkla da olur. Yoğurdumuzu böyle güzelce bir karıştıralım. Bu zaten birazdan kaynayacak, kaynayacak, kesik olacak. Kara boyunca kısık ateşte yoğurdumuz kaynadı, kaynadı, kaynadı. Bakın, kesik oldu. Bizim nazin tarafında biz bunu keşfettik. Hatta bir anımı anlatmak isterim başındayken. Ankara'ya gittim üniversite okumaya. Market keş arıyorum. Gidiyorum, diyorum ki abi bana bir keş verebilir misin? Ters ters bakıyorlar. Ne diyorsun kızım sen de? Bizim orada keş diyorlar. Ben ne bileyim siz onu lor diyorsunuz. Lor başka bir şey bizce. Neyse, kesiğimiz gördüğünüz gibi hazır. Şimdi onu süzeceğiz. Bu da önemli olan husus sıcak etrafı tencerenin. Oradan elimizi yakmamamız. Böyle tutuyoruz. Bakın. Ya sen az önce yoğurttun. Ne zaman kesik oldun ya? Şöyle tabağımıza. Kesiğimiz hazır. Ama biz bunun üzerine aydınımızın meşhur zeytinyağından koymadan yemeyiz. Bakın. Sevenlere ben pul biber de tavsiye ederim. Üstüne. Nereden nereye? Yoğurtun kesik oldum. Bir o tadına bakayım mı? Nasıl etmiş? Hep teyzelerimden öğrendim ben bunları. Ekmeği bambam yiyor.